Türkiye'de Taksim'le başlayıp bütün ülkeye yayılan direniş Avrupa'da da büyük yankı yarattı. Arkadaşlar 3-5 arkadaşımız var burada. İki bayan. Omuz omuza, herkese karşı, omuz omuza. Hükümet istifa, hükümet istifa. Birçok ülkede Türkiye'liler bulundukları kentin meydanlarında miting ve gösteriler düzenleyip AKP hükümetini ve halka karşı uygulanan devlet terörünü protesto ederek tepkilerini gösterdiler. Almanya'dan İsveç'e, İngiltere'den Fransa'ya, Avrupa'nın birçok ülkesinde yerli halk ve demokratik örgütler de AKP hükümetine tepki gösterirken Türkiye halkına destek ve dayanışma mesajları verdiler. Polisin Taksim Gezi Parkı'na müdahalesinin üzerine ülke geneline yayılan eylemlerle dayanışmak ve hükümeti protesto etmek için Almanya'nın Berlin, Stuttgart, Köln, Hamburg, Essen, Frankfurt ve Nürnberg gibi pek çok kentinde irili ufaklı gösteriler yapıldı. Demokratik örgüt ve derneklerin çağrısıyla yapılan eylemlerin yanı sıra farklı kentlerde binlerce insan kendiliğinden sokağa çıkarak da tepkisini gösterdi. Çok sayıda Alman vatandaşının da katıldığı protesto ve dayanışma eylemlerinin büyüyerek devam etmesi bekleniyor. Arkadaşlar son eylemlilikler günlerce, yüz binlerce insanın canını, hayatını ortaya koyarak her şeye rağmen panzerlerin önüne kendini atan gençlerin, kadınların, emekçilerin direnişi boşuna değil. Direniş sadece birkaç ağaç içinde değil. Direniş yıllardır artık burasına gelmiş olan insanların, edibese diyenlerin, yeter artık diyenlerin, Osmanlı padişahlığına soyulan, Osmanlı hükümdarlığına soyulan, yayılmayı cebelleriyle birlikte emperyalistlerin Orta Doğu'daki savaş kışkırtıcısı Tayyip Erdoğan'a dur sesidir. Sadece iki ağaç meselesi değildir. Tayyip diyor. Türkiye'de hükümete yönelik eylemlerle dayanışmak için 30 Mayıs tarihinden itibaren Köln merkezinde ve semtlerinde birçok gösteri yapıldı. Yapılan konuşmalar, taşınan dövizler ve atılan sloganlarla AKP hükümeti protesto edilirken, demokrasi ve özgürlük için direnen Türkiye halkıyla dayanışmanın süreceği mesajı verildi. Dayanışma eylemlerine çok sayıda Alman vatandaşının katılarak Türkiye'de direnen halka sıcak mesajlar göndermesi dikkat çekti. Was möchten Sie den Menschen in der Türkei sagen? Weitermachen. Sonst nichts. Weitermachen ist alles richtig so. Super und bewundernswert, was ihr da macht. Köln'de 1 Haziran Cumartesi günü de Alevi Birlikleri Federasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 5000 kişi AKP hükümetini protesto etti. Alevi Birlikleri Federasyonu ayrıca kentte halka bilgi vermek üzere stand ve çadırlar kurdu. Gewirkt mit unterstützt diese Veranstaltung, diese Demonstrationsveranstaltung. Haziran Pazar günü Essen kent merkezinde yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir miting ve yürüyüş düzenlendi. AKP ve devlet terörünü kınayan sloganlar atıldı, demokrasi için direnen halkla dayanışmanın süreceği belirtildi. Eylem sırasında bazı milliyetçilerin Kürt vatandaşlara müdahale etmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Bu büyük demokrasi mücadelesine sahipleniyoruz. Bu mücadeleye karşı gaz bombaları ve tamalarla uygulanan polis terörünü şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de polis ve iktidarın halka saldırısını protesto etmek için Dortmund Didif tarafından düzenlenen eylemde 1000'i aşkın insan bir araya geldi. Çeşitli Alman örgüt ve partilerinin de destek verdiği mitingde Didif Genel Başkanı Özlem Alev Demirel bir konuşma yaptı. Kardeşliği yaşasın, halkların kardeşliği yaşasın, halkların kardeşliği. Türkiye'de direnenlerle dayanın.
Her yer Taksim, her yer direniş, birleşe birleşe kazanacağız gibi sloganların atıldığı eylem müzik dinletisiyle sona erdi. Şam düştü Ransa, zindan oldu sabah. Akşam düştü Ransa, zindan oldu sabah. Kimisi çocuklara özgürlük mahkumları. Kimisi çocuklara özgürlük mahkumları. Hep beraber. İstifa! Hain! İstifa! Hain! İstifa! Hain! İstifa! Didif Üyesi Dayanışma Derneği ve Krefeld Alevi Kültür Merkezi'nin girişimiyle kentte yapılan protesto ve dayanışma eylemine yaklaşık 700 kişi katıldı. Akşam saatlerinde yapılan eyleme Alman Sendikalar Birliği, Sol Parti, Almanya Komünist Partisi, Irkçılığa Karşı Birlik İnisiyatifi gibi birçok örgütün temsilcisi de katılarak konuşma yaptı. Türkiye'de halka karşı uygulanan devlet terörünü kınayan konuşmacılar, halkın mücadelesiyle dayanışma içinde olduklarını dile getirdiler. Stuttgart kentinde ise yaklaşık 5000 kişinin katıldığı bir eylem düzenlendi. Kentte Stuttgart 21 adlı proje kapsamında merkez tren istasyonunu yenileme girişimine karşı 2 yıldır devam eden eylemleri düzenleyen inisiyatifle birlikte organize edilen eyleme çok sayıda Alman vatandaşı da katıldı. Söz konusu projeye karşı 2 yıldır on binlerce insanın defalarca sokağa çıkıp eylem yaptığı ve polisle çatışmalar yaşanan Stuttgart'ta gerçekleşen dayanışma eyleminde sık sık Stuttgart Taksim el ele sloganları atıldı. Taksim'de Gezi Parkı'nda başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan direnişi desteklemek için İsveç'in Stockholm, Uppsala, Jönköping ve Göteborg kentlerinde gösteriler yapılırken, Sol Parti, Türkiye'deki gelişmeleri verdiği iki ayrı soru önergesiyle İsveç parlamentosunun da gündemine getirdi. İnsan olarak Türkiye'de yaşanan barbarlığa buradan sessiz kalmamak açısından burada arkadaşlar olarak ufak bir komite kurduk. Bugün sizleri buraya çağırdık. Bu anlamda diyoruz ki gür sesle, hep aynı sesle her yer Taksim, her yer direniş. Und ich glaube auch sicherlich, dass das mit dem arabischen Frühling mit auch dazu beigetragen hat. Aber ich bin auch der Meinung, diese Demokratiebewegung, diese Protestbewegung, die Demonstranten in Istanbul, in Ankara, in Izmir und in vielen anderen Orten und Städten in der Türkei, die sind näher an Europa, als es die Regierung Erdogan jemals sein wird. Die wir auch aus Istanbul anschützen, zu schützen vor Pepperspray, zu schützen vor Militärapparat, warum lügen diese Charaktermarken? Die noch Macht auf den Straßen und die Diskursmacht, die sie noch haben, angekratzt werden kann. Türkiye'de bir haftadır devam eden protesto gösterileri, bugüne kadar AKP hükümetine ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek veren Avrupa Birliği kurumlarının yöneticilerini ve tek tek ülkelerin liderlerini de şaşırtmış durumda. Daha önce diktatörlükle yönetilen ülkelerde ortaya çıkan protesto hareketlerini destekleyen ve polisin saldırılarına sert tepki gösteren Avrupa ülkelerinin yöneticileri, Türkiye'deki devlet terörü konusunda ise oldukça temkinli açıklamalar yapmakla yetiniyorlar. Protestolar nedeniyle ilk açıklamayı yapan Avrupa Komisyonu, İstanbul'daki çatışmalardan endişe duymaktayız. Göstericilere karşı tüm aşırı ve orantısız güç kullanımını kınıyoruz. Avrupa Birliği olarak ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakların garanti altına alınmasının önemini hatırlatmak istiyoruz, dedi. Benzer bir tutum da Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, polisin bu kadar ağır tepki vermesi tamamıyla orantısız ve sadece protestoların genişlemesine neden olacak diye konuştu.
Bu arada Brüksel ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'a Esad gibi diktatör dediği için sert şekilde eleştiren Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grup Lideri Hanna Svoboda hem Erdoğan'ı hem de Türk hükümetini sert bir dille eleştirdi. AB Dış İlişkiler Komiseri Catherine Ashton da Türkiye'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu söylemekle yetindi. Almanya Başbakanı Angela Merkel gelişmeleri endişe verici olarak tanımlarken en kısa zamanda bir çözüm bulunmasını istedi. Merkel, yurttaşların görüş ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmesine olanak sağlamanın temel bir hak olduğuna dikkat çekti. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de geniş bir açıklama yaparak Türkiye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini gösterdi. Westerwelle bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'de Arap ülkelerinde olduğu gibi bir devrimin söz konusu olmadığını belirterek, Türkiye demokratik bir ülke, içeriden ve dışarıdan eleştiriler olmasına rağmen, bana göre Türkiye'yi diğer Arap ülkeleriyle kıyaslamamak gerekiyor. Bu nedenle Türkiye göstericilerle iletişime geçerek bir çözüm bulmayı başarmalıdır diye konuştu. Bu arada Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Selmin Çalışkan da televizyonumuza yaptığı açıklamada, antidemokratik tutumundan dolayı Türk hükümetini sert bir dille eleştirerek demokrasi ve özgürlük taleplerinin karşılanması gerektiğini dile getirdi. Bizim için önemli olan insanların yaralanmaması ve serbest bir şekilde kendi yasal haklarını kullanabilmeleri. Yani mesela barışçıl bir şekilde toplanma haklarına ulaşabilmeleri ve bu şu anda yoktur. Yani aslında hükümete bakarsak barışçıl toplanma hakkını şu an ezip geçiyor. Şimdi hükümetin yapacağı şey şiddeti bırakması lazım. Bir yandan da kolluk kuvvetlerinin güç kullanımını bağımsız bir şekilde aslında soruşturması lazım. Ve kamuoyuna berrak bir şekilde de sonuçlarını sunması lazım. Kendi inandırıcılığını geri kazanmak istiyorsa. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDİF tarafından Esen kentinde düzenlenen emek şenliğine bu yıl Türkiye'de AKP'ye karşı başlayan halk hareketiyle dayanışma damgasını vurdu. Etkinlik şenliğin yapıldığı Grugalle salonu önünde bir mitingle başlarken İstanbul'dan gelen grup bandista üyeleri megafonla kalabalığa seslenip şarkılarını seslendirdiler. Biz Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak AKP hükümetinin ve onun devletinin İstanbul'da yaptığı terörü kınıyoruz ve dün oradaki mücadele içinde gelen bir grubumuz var, bandista grubu. Şimdi mikrofonu arkadaşlara veriyorum. Her yer Taksim, her yer direniş. Sevgili dostlar, yoldaşlar, Taksim'den geliyoruz. Bütün direnişin selamıyla, dayanışmasıyla. Kapitalizm hayatlarımızı, şehirlerimizi adım adım kendisine ticari kar üretebileceği hale getirmeye çalışıyor. Bütün alanlarımızı, bütün kamusal haklarımızı, bütün meydanlarımızı, bütün canımızı, ruhumuzu, emeğimizi, vaktimizi, her şeyimizi istiyor. Ama bu hafta dev bir sembol haline geldi. Taksim Meydanı'nda, İstanbul'un kalbi Taksim 1 Mayıs Meydanı'nın kenarındaki Gezi Parkı'nda doğrudan dozerleriyle ağaçlara saldırdı ve buna karşı başlayan kamp hareketimiz, Taksim Gezi Parkı'nı oraya bir kamp koyarak orayı işgal eden hareketimiz, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı ve bu sert müdahaleye halkın olan tepkisi ve eylemle gösterdiği dayanışma artık çok büyümüş durumda. Şu andan itibaren kapitalizmin kendisinin çözüm olmayacağı, artık bu hayatı istemediğimiz bizzat halk tarafından ifade edilmiş, deklare edilmiş durumda ve şu an İstanbul yanıyor. Biz kendi kuşağımız olarak şu içinde var olduğumuz, bugüne kadar yaşadığımız en büyük hareketliliği yaşıyoruz. Bu müthiş bir duygu. Yani bu burada sabahleyin ilk hissettiğimiz şey, Almanya'ya vardığımızda ilk hissettiğimiz şey, biz burada ne yapıyoruz, bizim orada şehrimiz yanıyor ve buraya gelmek zorunda kaldık gibiydi. Ama tabii ki de burada da bu yoldaşlarla hep birlikte olduğumuz zaman bu dayanışmayı sadece büyütmeye dair olan bir şey. Umuyoruz Essen dayanacak, umuyoruz Frankfurt dayanacak, umuyoruz Berlin dayanacak. Hep birlikte. (Gülüyor)
Slogan ve alkışlarla Türkiye'deki direniş hareketini destekleyen kalabalığa hitaben Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da bir konuşma yaptı. İstanbul'dan, Ankara'dan, Batman'dan, Kocaeli'den, İzmir'den, Diyarbakır'dan direnişin selamını getirdim size. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de 3 gündür yaşadıklarımız aslında 3 gündür gerçekleşen bir direniş hareketi değil. 3 günde mayalanmış bir direniş hareketi değil. AKP hükümeti uzun süredir halkın isteklerine ve taleplerine kulaklarını tıkamış durumda. AKP hükümeti uzun süredir memleketin dört bir tarafına tavanı açmış durumda. AKP hükümeti uzun süredir halkın isteklerini görmediği gibi kendi diktatörlüğünü, kendi politikasını Türkiye halklarına, Türkiye emekçilerine dayatma politikasını uyguluyor. İşte Türkiye'de 3 gündür yaşananlar aslında bu politikaya itirazın en son bardağı taşıran son damlası halinde diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bir taraftan onların direniş ruhuyla sizlere selamlarken, onların direniş enerjisiyle sizlere selamlarken, onların Türkiye'deki dayanışma duygularını, enternasyonalist dayanışma duygularıyla sizlere selamlarken, sizlerin de dayanışma duygularını oraya götürmek istiyorum. Yıldan fazla bir süredir Türkiye'yi Erdoğan yönetiyor. Başbakan Erdoğan her şeyden önce büyüme oranını kendine siper ederek bölgede politik bir güç olma ve ordunun bütün gücünü sınırlamakla dikkat çekti. Ancak ülkedeki insanları da otoriter bir sultan gibi yönetiyor. Güvenlik güçlerinin sayısı Erdoğan döneminde 3 katına çıkarıldı ve Erdoğan'a itiraz edenlere bazen polis, bazen yargı, bazen de istihbarat tarafından orantısız güç kullanıldı. Türkiye Başbakanı protestoların başlamasından bu yana diktatör değil, hizmetkar olduğunu söylüyor. Hizmet kavramının Sünni İslam'da önemli bir yeri var. Erdoğan da bu yüzden bu sözü sıkça kullanıyor. Ama bir farkla, başbakan kime hizmet edeceğine, kime hizmet etmeyeceğine karar vermiş durumda. İşte bununla Türk demokrasisinde sorun başlıyor. Erdoğan'ın inşa planıyla kente damgasını vurmak, bir zamanlar Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı ve Sultanahmet'in Sultanahmet Camii ile yaptığı gibi kendisini ölümsüzleştirmek istiyor. Şimdi halk, iktidarın kibirine, dini değerlerini topluma dayatmaya çalışan muhafazakar İslamcı Parti'ye olan kızgınlığını boşaltıyor. İstanbul Kahire değil, Erdoğan mübarek değil ama başına buyruk yönetim şekli rahatsızlık veriyor. Daha önce Başbakan Arap Baharı'nda Libya, Mısır ya da Suriye'de diktatör rejime karşı çıkanların yanında oldu. Ama görülüyor ki bu hareketlerden bir şey öğrenmemiş.
Başarılardan şımarmış Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar ilk kez kendiliğinden başlayan halk protestolarına boyun eğmek zorunda kaldı. Dindar yeni bir gençlik yaratmak istediğini söyleyen Başbakan, gençleri anlamıyor. Gelecekte kendi dindar gençliği onun davranışlarına hayranlık duyabilir. Ama günümüz gençliği onun öğreti ve kısıtlamalarından bıktı. Erdoğan'ın siyasi geleceği doğrudan tehlikede gibi gözükmüyor. Ancak onur kırıcı bir deneyim edindi. Alçak gönüllülüğü biraz öğrenmesi gerekiyor. Böyle bir becerisi varsa tabii. Erdoğan'ın barışçıl gösterileri acımasızca şiddet kullanarak bastırmaya çalışması protesto dalgalarına yol açtı. Şimdi insanlar 10 yıldır baskı altında tutulmanın, İslamlaştırılmanın öfkesini boşaltıyor. Türkiye'deki protesto hareketi Erdoğan için tehlikeli olma niteliğine sahip. Türkiye Başbakanı görev süresi boyunca ilk kez halkın öfkesiyle karşı karşıya. Huzursuzluklar bir Türk baharının alameti mi? Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'le aynı kaderi mi paylaşacak? Şu an durum öyle gözükmüyor ama iş bu aşamaya gelebilir. Erdoğan artık güvenilir bir politikacı değil, halkı giderek ondan daha fazla korkuyor. Demokrasiyi, insan haklarını ve düşünce özgürlüğünü değil, tam tersine otoriter bir yönetim tarzını savunuyor. Erdoğan, arkasındaki desteği göreve geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye'nin yaşadığı sansasyonel ekonomik canlanmaya borçlu. Ancak orta sınıfın gelişimi farklı oldu. Türklerin çoğu İslamileşmenin arttığı toplumda ve Erdoğan hükümetinin yönetiminde kendini huzursuz hissetmeye başladı. Onlar hayatlarını nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermek istiyorlar. Taksim Meydanı'na ve diğer taraflara baktığınızda göstericilerin farklı hareket ettikleri göze çarpıyor. Bir tarafta Türk milliyetçileri, diğer tarafta özerklik isteyen Kürtler bulunuyor. Eskiden görülen sol-sağ gibi kategoriler yok artık. Bu, başta Avrupa'dakilerle kıyaslanabilecek bir gençlik hareketi. Onların çoğu birçok açıdan Türkiye'de hala görülen otoriter devlet anlayışına karşı çıkıyor. Onlar sosyal ve siyasal açıdan liberal bir toplum istiyor. Bu açıdan gösteriler yeni reformlar yapılmasını sağlayabilir. Başbakan 10 yıldan fazladır görevde ve her yapılan seçimde hükümetteki çoğunluğunu arttırdı. Bu sebeple Tayyip Erdoğan her şeye hakkı olduğu görüşünde. İlk etapta Taksim Gezi Parkı'nda bir alışveriş merkezi inşasına karşı çıkmak için başlayan eylemler, Erdoğan'ın otoriter yönetim anlayışına kayışını gün ışığına çıkardı. Türkiye'nin Erdoğan hükümeti döneminde büyük adımlar attığı doğru. Ancak modernleşme yanlısı Erdoğan, zaman içinde dengesiz dağılmış bir gücün de verdiği kibirlilikle muhafazakar İslam anlayışındaki otoriter reflekslerini yeniden buldu. Örgütlerinden birisiydin sen. Neden evet. Böyle bir şey yapmaya karar verdiniz? Ya İstanbul'daki durumla ilgili, İstanbul'da başlayan durumla ilgili yani insanların yaşamlarının sürekli kısıtlanması, baskı altına alınması, yani yaşam alanlarının daralmasıyla ilgili bir dinamik gelişti. İnsanlar artık bir yerde dediler ki artık yeter. Yani bize karışmayın. Biz birey olarak, politik gruplar olarak ya da fark etmiyor işte sanatçı olarak vesaire olarak hepimiz diyoruz ki yani yeter artık bu baskı kalksın üstümüzden diye. Bir ağaçla başladı, bir parkla başladı. Bütün bir Türkiye'ye yayıldı. Biz de söylemek istiyoruz. Herkes demokrasiyle yaşamayı öğrenmeli yani. Biz nasıl diğer insanların yaşam tarzlarına saygı gösteriyorsak biz yani Regierung'unda ya da o AKP'nin de ya da onun gibi düşünenlerin de bizim yaşam tarzımıza saygı göstermesini bekliyoruz. Biz onların nasıl yaşam alanını kısıtlamıyorsak onların da bizim yaşam alanlarımızı kısıtlamasını istemiyoruz. Ve İstanbul'daki şeylerden sonra biz de burada arkadaşlarla dedik ki biz de bir şeyler yapalım, oraya destek olalım. Şarkılarımızla, yüreğimizle, sesimizle oraya selam gönderelim. Ve internasyonel bir şey yapalım dedik. Alman arkadaşlarımızı çağırdık. Çok da güzel oldu, müzik grupları geldi. Yani biz tekrar direnişi selamlıyoruz buradan. Yanlarında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Tayyip Erdoğan'ı şimdiye kadar destekleyenler düşünsün lütfen.
adamın hatalarını, ne yaptığını, adamın söyledikleri doğru mu, doğru değil mi acaba? Yani ters yoldan gidiyor maalesef. İyi şeyler de yaptı ama çok hata yaptı. Bence yani en azından özür dilemesi lazım, bir şey değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'ye göndermek istediğin bir mesaj var mı? Türkiye'ye göndermek istediğim mesaj. Mesaj değil, Türkiye'nin farkındalığı var. Herkes uyandı. Orada yaralanan, ölen vatandaşımızın, ölen kardeşimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. Yaralanan herkese de teşekkür ediyoruz. Orada bizim adımıza bağıran, bizim adımıza hükümete mesajları gönderen hepsinin arkasındayız birebir. Teşekkür ediyoruz. Bu gaz maskesi. Türkiye'ye göndermek istediğin bir mesaj var mı? Türkiye'ye göndermek istediğim mesajı yazdım. Ben aslında hükümeti 3 doğru bir yanlış yapan olarak görüyordum. Bir doğru 3 yanlışa döndüler artık son zamanda. Bu şartlar altında destek vermemiz mümkün değil. Yaptıklarını anlamamız, anlayış göstermemiz mümkün değil. Zaten başbakanın psikolojisi falan da çok fena bozuldu. Bilmiyorum neden. Arkadaş şey diyor, neydi? Bir ihtimal hasta diyor. Ölüyor diyor. Anlayamadık. O yüzden üzgünüz. Bence böyle devam etsin. Geleneğe dönüşsün. Yani bir sene, iki sene götürelim böyle düzenli olarak protestoyu ve dünyaya mesajı verelim. Tayyip Erdoğan da ayağını denk alsın. Burada ilk önce tabii ki direniş için buradayız. Türkiye halkı için. Herkes için buradayız. Yani omuz omuza veriyoruz. Direnmeye devam, durmak yok. Tayyip istifa diyoruz. Halkımız için buradayız. Her zaman direniyoruz. Bütün demolarda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii ki şu anda gerçekten ben de Taksim'de ya da Türkiye'de olmak isterdim. Ama burada elimizden geldiği kadar direniyoruz, savaşıyoruz. Tayyip istifa, bu halk seni istemiyor. Türkiye'deki gençleri, yani ben şahsen Türkiye'deki gençleri desteklemek için buradayım. Son derece arkalarında duruyoruz. Elimizden geldiği kadar destek sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki gelişimler bence çok hoş ve güzel gelişimler. İnsanlar uyanıyor, insanlar bilinçleniyor ve demokratik insan hakları için meydana çıkmaya hazırlar korkmadan ve bunu gördükçe Türkiye'den, Türk gençlerinden, bütün Türkiye'deki olan gençlerden son derece gurur duyuyorum ve böyle olması gerekiyor. Tayyip gibi insanlara haddini bildirilmesi gerekiyor. Taksim'e destek için buradayız. Halkın çocuklarıyız. Taksim'dekileri de biliyoruz. Onlar da halk. Onlara destek için buradayız. Destekliyoruz her zaman. Gönül isterdi ki onların yanında olmayı ama ne yapalım, biz de buradan elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Ve de halkın, insanların bir arada başaramadığını iki ağaç başardı. Doğanın gücü diyorum buna da. Hepsini bir araya topladı. Böyle bir diktatöre karşı savaşıyor. Yanlarındayız. Türk polisine teşekkür etmek istiyorum. Bizi son zamanlarda Türk, Kürt, dindar, Atatürkçü, Batılı, Doğulu ayırmaya çalıştılar ve ilk defa, hayatımda ilk defa gördüğüm kadar böyle bir birliktelik havası var şu an sayelerinde. Hafta sonu İstanbul'daydım. Orada olmam gerekiyordu. Orada oldum, orada direndim. Şimdi buradayız. İş nedeniyle burada olmam gerekiyor. Burada direniyorum ve bu ortamı görünce, Türkiye'deki Gezi Parkı'ndaki ortamı görünce tek diyebileceğim başbakanımıza ve Türk polisine çok teşekkür ederiz. Hep beraber direneceğiz. Bu ülkeyi hep beraber aydınlığa kavuşturacağız. Teşekkürler. Türkiye'ye diyorum ki yalnız değilsin Türkiye. Biz de buradan destekliyoruz hepsini. Kalbimiz orada, orada olmayı çok isterdik. Ve burada da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Tüm dünyaya olanları anlatmaya çalışıyoruz. Neden buradayım? Çünkü bütün Türk halkı
bir şekilde ayaklandı. Bütün arkadaşlarım Türkiye'de, hepsi dışarıdalar. Hepsiyle konuşuyorum sosyal medyadan. Hepsini takip ediyorum. Ve onlara bir şekilde destek olmaya çalıştık. Biz burada öğrenci değişimi programıyla geldik. Hani Türkiye'ye dönemiyoruz şu an. Ama bir şekilde onların bilmesini istiyoruz ki biz buradayız, onların yanındayız. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki halkı, Almanya'yı bilinçlendirmeye de çalışıyoruz. Bunun için buradayız ve onlara söyleyebileceğim tek şey, hani ne kadar zor olursa olsun, ne kadar şiddet görürlerse görsün, dirensinler, hep beraber direneceğiz, bir şekilde bunu atlatacağız diye düşünüyorum. Birçok Alman arkadaşım da var burada ve hani bu Alman arkadaşlarım cidden çok olumlu yönde bizi de destekliyorlar. Hatta bir arkadaşım, ev arkadaşım şu an gelmiş, daha az önce karşılaştım. Cidden bizi iyi destekliyorlar. Hani Türkiye'nin bu demokratik olma çabasına cidden gönülden destek verdiklerine inanıyorum. Hani cidden o desteği arkamızda hissediyoruz. O yüzden hepsine teşekkür ediyoruz. Evet, ben de bir Erasmuslu çapulcu olarak burada arkadaşlarıma destek vermek için, Türkiye'ye destek vermek için bulunuyorum. Hepimiz gönülden destekliyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Gençlerin daha çok anlaşılmasını istiyoruz. Şu an bizim haklarımızın yeteri kadar açık olduğunu düşünmüyoruz. Tek tip gençlik yetiştirilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızın yanında olmamak hem üzücü hem burada umutlu haberleri duymak sevindirici açıkçası. Biz de bugün yaklaşık bir saat sonra havaalanına doğru yol alacağız. Akşam 6 uçağıyla İstanbul'dayız ve evimize uğramadan direniş için biz de Taksim'e geçeceğiz. Gezi Parkı'ndayız. Her yer Taksim'dir, her yer direniştir. Taksim'deki eyleme destek amaçlı geldik. Bizim Avrupa'da olmamıza nazaran Türkiye'de gelişen, Türkiye'de olan olayları sürekli destekliyoruz. Oradaki emekçilerin, ezilenlerin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Diyeceğim burada Tayyip Erdoğan'ın getirmiş olduğu bu baskılar, bunlar gelinen noktada bizlerin de uyanmamıza neden oldu. Yani biz de her zaman oradaki insanların yanında yer alacağız. Tayyip'i hiç sevmiyorum. Tayyip bir aşkıya deli durdu. Deli durdu, aşkıya deli durdu Tayyip. Tayyip'i hiç sevmiyorum. Neden? Tayyip gibi deliyi. Onun gibi Kur'an'ı elime alıp da, Kur'an'la onu kendime kalkan edip de Müslümanlık diye milleti kanlı iş... Artık milletin burasına değil tam burasına geldi. Artık insanlar yeter demeye başladı. Gerçekten artık en son halini aldı gibi geliyor. Yani bir balon şişer şişer şişer, en sonunda şişecek yeri kalmaz, patlar. Öyle bir şey oldu gibi geliyor bana. İranlıların dernek tarafından selamlıyorum. Hepinize başarılar arzu ediyorum. Bugün Türkiye'de büyük bir tarihi günlerdir. Tamam demokrasi sevenler ve azatlık seven insanlar el bir olup ve gericilik ve diktatörlük karşısına hepsi beraber mücadele yapıyorlar. Biz İranlılar da bu mücadelelere katılırken hepinize başarılar arzuluyoruz ve sağ olun. Gelecek bizimkidir. Sağ olun. Bugünkü mitingle ulaşmak istediğimiz ya da hedeflediğimiz şey Ziegen'de yaşayan, Ziegen ve çevresinde yaşayan Türkiye'li herkese ulaşıp Türkiye'de son 7 gündür yaşanan Tayyip ve faşizmine karşı yürütülen bir mücadele vardır. Sokaklarda 67 şehirde ve sokaklarda yürütülen mücadeleyi burada bir nebze de olsa, az da olsa destek sunabilmek için, yalnız olmadıklarını anlatabilmek için. Onun için hep bağırdık. Taksim her yerde, direniş her yerde diye. Yürüyüşler, mitingler yavaşlayabilir, düşebilir, yükselebilir. Ama dünyada haksızlık, sömürü, emperyalizm olduğu sürece direniş de olacaktır ve kaçınılmazdır. Bugün Türkiye'nin her tarafında olmuş olabilir, dünyanın dört bir yanında dayanışma yürüyüşleri, dayanışma mitingleri yapılıyor. Yarın öbürsü gün
Bu belki düşer, belki bir arasını bulurlar, belki marjinal dedikleri şekle getirmeye çalışırlar ve de bunun çabası içindedirler zaten. Ama emperyalizm olduğu sürece, sömürü olduğu sürece isyan olacaktır, başkaldırı olacaktır. Ya be, birinden yapmayalım. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİLİF tarafından 1 Haziran günü Esenguru Galle'de gerçekleştirilen Barış ve Dayanışma için Emek Şenliği'ne Almanya'nın dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği bu büyük buluşmada Avrupa'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden misafirlerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Zollingen ve Sivas katliamlarının 20. yılı olması vesilesiyle ırkçılığa ve gericiliğe yönelik mesajların özel bir yer tuttuğu etkinliğe damgasını vuransa, Türkiye'de demokrasi ve özgürlük için başlayan halk hareketi oldu. Kürsüye gelen konuşmacılar ve sahne alan sanatçılar, Türkiye'deki devlet terörünü kınadılar, halk hareketiyle dayanışma mesajı verdiler. Almanya'dan, Esin'den, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında direnen halkımıza, Almanya'dan, Esen'den, bugün Frankfurt'ta krize karşı eylem yapan binlere, Almanya, Esen'den, dünyanın dört bir yanında kendi hakkına, kendi geleceğine sahip çıkan işçi, emekçi, kadın ve gençlerimize bin selam olsun. Sol Parti eski eş başkanı Oscar Lafontaine, Verdi Genel Başkanı Frank Bizirske, DİLİF Başkanı Özlem Alev Demirel, DİLİF Gençlik Temsilcisi Yusuf Az ve Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin ile Türkiye'den Emek Partisi Başkanı Selma Gürkan ve BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte ayrıca Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmelerle Almanya'da ırkçılığı konu alan iki panel düzenlendi. Zollingen ve Sivas katliamlarının anlatıldığı bir filmle başlayan gecede Oscar Lafontaine'in konuşmasını Nazım Hikmet'in bir sözüyle bitirmesi büyük alkış aldı. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeş cezine. Bu hasret bizim. Es lebe die internationale Solidarität. Es lebe die DİLİF. Birçok sanatçının konserler verdiği şenlikte dans ve tiyatro gösterileri de izleyicilerin beğenisini topladı. Gecede ilk sahne alan grup birçoğu işçi, öğrenci ve ev kadını olan Bohum Emek Korosu olurken Yasemen ve Deniz ikilisi seslendirdikleri şarkılarla büyük alkış topladı.
Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Değişlerden oluşan konserinin ardından sahne alan Mikail Aslan ve grubu kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da coşkulu parçalarıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Gecenin en hareketli grubuysa İstanbul'daki direnişin rüzgarını geceye taşıyan grup Bandista'ydı. Özgürlük elinde, özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Hem sokakta, hem meydanda, hem kandiste, hem yolda, hem baksında, hem kutlu tezgahında. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Özgürlük elinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen oradaysan orada. Oh, oh, oh.